Cafe Mark Demo Mutfağı'nda bugün Nemox Gelato NXT One Otomatik Dondurma ve Sorbe Makinesini inceleyeceğiz. Dünyadaki tek ev tipi tam otomatik gelato makinesidir. Öncelikle gelatonun ne olduğundan bahsedelim. Gelato İtalyan dondurmasına verilen isimdir. Gelato geleneksel olarak günlük süt, krema ve taze meyvelerle yapılıyor. Raf ömrünü uzatmak için katkı maddesi kullanılmıyor ve böylece taze tüketiliyor. Ayrıca endüstriyel dondurmalara göre çok az hava içeriyor. Nemox Gelato dondurma makinesiyle çocuklarınız için sağlıklı dondurmayı yarım saat içinde hazırlayabilirsiniz. Nemox sizin için her şeyi yönetir. Malzemeyi koyun ve yarım saat içinde dondurmanız hazır. Tek bir tuşla gelato, dondurma, dondurulmuş yoğurt, sorbe, granita hazırlayabilirsiniz. Yüksek teknoloji saklama programı gelatonun ideal yoğunlukta ve aromada korumasını sağlar. Üretildikten sonra 8 saate kadar servis edebilirsiniz. Hazırlama süreleri ve saklama aşamaları yazılım tarafından oda sıcaklığı ve karışma yoğunluğuna göre otomatik olarak ayarlanır. Tek tuşla dondurmanız hazır. Depolama özelliğiyle 8 saate kadar ideal bir şekilde dondurmanız, gelatonuz korunabilir. İçindeki malzeme çeliktir, çelik kaptır. Her 20-30 dakika arasında 1 kiloluk ürün elde edebilirsiniz. Ürünün ağırlığını merak edenler için ise 11 kilo 600 gramdır. Taze meyvelerden süt ve kremadan yapabileceğiniz gibi toz dondurma karışımlarından da elde edebilirsiniz. Benim yapacağım tarifte 500 ml süt ve toz dondurma karışımı yeterli oluyor. Şimdi size yapılışını anlatacağım. Dondurma karışımı ve sütü blenderda karıştıracağım. Bunu blenderda yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz herhangi bir sürahide, kapta da karıştırabilirsiniz. Karışım hazır olduktan sonra yapacağımız ilk işlem, cihazın içindeki kabı çıkararak dibe tuzlu su, ölçekteki gibi tuzlu su karışımı ya da alkol koymak. Bu donmasını engelleyecektir. Tuzlu su karışımını içine koyduktan sonra üzerine kabı ve içine de karıştırıcı aparatını takacağız. Cihazımız böylelikle kullanıma hazır. Artık dondurmamıza kavuşma zamanı. Hazırladığımız karışımı içine koyduktan sonra 10 tuşundan uzun basarak çalıştırmaya başlıyoruz. Dilerseniz başında, dilerseniz sonunda yoğunluk ayarını yapabilirsiniz. Beklenen an geldi. Dondurmamız hazır. Kendiliğinden kapanmıyor çünkü soğutma işlemi devam ettiği için. Ben buradan uzun basarak yine kapatıyorum. Size meyveli bir gelato yapmadığım için meyveli bir sunum yapmayı tercih ettim. Dondurma kaşığımız cafemark.com'da bulabilirsiniz. Sunumumuz da hazır. Artık dondurmamızı yiyebiliriz. Bu ürünü cafemark.com'dan satın alabilirsiniz. Sorularınız olursa memnuniyetle yanıtlarız. Dilerseniz ilave olarak kaşık, dondurma külahı aparatı gibi ürünler de yine sitemizde bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.